Personellerine kurumda 7 an tanıtım eğitimi verilmiştir. İlçe kaymakamlıklarının bağımlılık teknik çalışma gruplarına sosyal hizmet uzmanı dahil edilmiş, ilçedeki tüm kurumlara 7 an tanıtımları yapılmış ve sahada çalışan personelinde bulunan iş yerlerinin denetimlerinin devam edilmesiydi. 2021 yılı içerisinde öğrencilere ve 18 yaşından küçüklere paket ya da tek dağ sigara satışının önlenmesine yönelik okul ve çevresinde bulunan 40 iş yeri ayda en az 2 kez denetlenmekte olup il merkezinde toplam 960. Bildiğiniz üzere günümüzde tüm ülkelerin, tüm milletlerin önemli bir sorun halinde karşısında duran bağımlılıkla mücadele önemli bir sorun alanı olarak karşımıza çıkıyor. Bu çerçevede ülkemizde ve ilimizde de önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bağımlılıkla mücadele konusunda il düzeyinde yürütülecek çalışmaları planlama koordine etmek üzere 2021-2023 yıllarını kapsayan il eylem planımızı hazırlamıştık. Bu il eylem planı kapsamında ilimizde de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Özellikle alkol, madde, tütün ve kumar bağımlılığı konusunda kolluk birimlerimiz tarafından önemli çalışmalar yürütülüyor ve önemli başarılar elde ediliyor. Ancak hepimiz biliyoruz ki bağımlılık dediğimizde çok daha geniş, içine teknoloji bağımlılığını da kattığınızda geniş bir mücadele alanı karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla çok yönlü ve çok çeşitli etkileri olan bu mücadele sadece kolluk birimlerimizin ve onlara destekçi olan diğer kamu kurumlarımızın mücadelesiyle yeterli olmayacaktır. Bunda topyekün üniversitemizin, vatandaşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, bütün kurumlarımızın eş güdüm içerisinde çalışmasıyla başarı elde edilebilecek, sonuç alınabilecek bir mücadeledir. O nedenle bu mücadelede toplumun tüm kesimlerine esasında sorumluluk düşüyor. Dolayısıyla bu tür çok yönlü bir mücadelede mutlaka koordinasyonu gerektiren durumlarda olacaktır. İşte bu toplantılar bu koordinasyonun sağlanmasına yöneliktir. Bugünkü toplantımızda da geçtiğimiz en son toplantımızda alınan kararları gözden geçirme fırsatı bulacağız. Yine 2021-2023 eylem planı kapsamında önümüzdeki 3 aylık dönemde hangi faaliyetleri yürüteceğiz? Ayrıca 2021 yılında bu kapsamda hangi çalışmalar yürütüldü, ne tür çalışmalar yapıldı? Bunları da hep birlikte bir gözden geçirme fırsatı bulacağız. Ayrıca Yeşilay'ımız dergiler bıraktığına göre Yeşilay Başkanımız Ali Hoca tarafından bu dergiyle ilgili zannediyorum kurulumuza, komisyonumuza bilgi verilecek. Ben toplantımızın ilimizde bağımlılıkla mücadelemize katkı sunmasını temenni ediyorum. Ve tekrar katılım ve katkılarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Gündem maddelerimizin birincisi bağımlılıkla mücadele İl Koordinasyon Kurulu'nun bir önceki toplantıda aldığı kararların değerlendirilmesi. İkincisi, 2021 yılında kurumlar tarafından yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesi. Üçüncüsü ise 2022 yılının ilk 3 aylık döneminde yapılması planlanan faaliyetlerin değerlendirilmesi. Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesine baktığımızda, birinci kararımız kargo denetimlerinin gerçekleştirilmesi, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından yapılan çalışma kargo denetim ekibi tarafından kargo şirketlerine 2 kez denetim gerçekleştirilmiştir. İkinci kararımız en iyi narkotik polisi anne. En iyi narkotik polisi anne ve narko rehber projeleri kapsamında kamu kurumlarında çalışan personele yönelik verilen eğitimlere devam edilmesi İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından. 2021 yılında gerçekleştirilen narko rehber eğitimiyle toplam 970 kişiye bu eğitim gerçekleştirilmiştir kurumlarda. En iyi narkotik polisi anne eğitimi kapsamında ise birçok kurum ve kuruluşumuzda çalışan bayan personelimizde toplam 8146 kişiye eğitimler
verilmiştir. Üçüncü kararımızda metruk binaların yıkım ve yenileme çalışmalarına devam edilmesiydi. Kırşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından tespit edilen metruk bina sayısında il merkezinde 236, ilçelerde 180, toplamda 416 tane. Yıkılan metruk bina sayımız 294, yıkıma veya sağlamlaştırma çalışmaları devam eden ise 122 tane binamız bulunmakta. Dördüncü karar belirli aralıklarla YEDAM'ın ilimizdeki tüm kurumlarla işbirliği toplantısı yapması, sahada çalışanlara verilen YEDAM tanıtım eğitimlerine aralıklarla devam edilmesiydi. Çalışmada yapılan çalışma ise 500 işbirliği görüşmesi, 110 YEDAM tanıtımı, 365 sosyal hizmet görüşmesi, 548 psikoterapi görüşmesi ve 250 aile görüşmesi yapılmıştır.